Kanal Dünya ekranlarına hepinize hoş geldiniz. Bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Eminönü'ndeki vatandaşlarımıza gündeme dair sorularını yöneteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Ne soracaksan görüyorsun, ne yiyorum. Neden abi simide muhtaç kaldık? Valla bizi yönetenler sayesinde. Oy verdin bu yönetenle daha önce. Keşke ellerim kırılsaydı, annem sikilseydi vermeseydim. Neden abi? Görüyorsun halimizi. Adam geliyor başka yerden, rahatlıkla kebabını yiyor, bir zorlanıyor. Ben Türk vatandaşıyım, elimde simit. İkinci plana mı atıldı benim Türk vatandaşım abi? Yok valla birinci plan. Benim annem sikildi diyorum, dördüncü vatandaşım sen diyorsun ikinci plan. Öyle olması gerekiyor. Ben 30 yıl vergi verdim. 20 ay askerlik yaptım. Zehir zıkkım olsun, hakkımı helal etmem. Hiç helal etmem. Ben yaşamıyorum babam. Sen ne diyorsun ya? Yani sürünüyorum. Ben sürünüyorum kardeşim. Diğerleri ha geliri olan tabii. Ya ben bir lokantada yani benim yaşama hakkım yok mu? Türk vatandaşıyım kurban. 20 ay askerlik yaptım. Erzurum Marasal Fevzi Çakmakasan diye. Zehir zıkkım olsun. Keşke yapmasaydım. 30 yıl vergi verdim. Bu halde olmam mı lazım? Ya adam dün Suriye'den gelmiş maaş alıyor. Sen ne diyorsun ya? Olur mu böyle bir şey ya? Yani hazıra konmuş. Benim kanıma dokunuyor. Ben Türk vatandaşıyım abi. Ne söyleyeyim sana? Peki abi Araplar vatandaşlık karşılığında daire alıyorlar. Bu senin zoruna gidiyor mu? Arap İstanbul'dan daire aldığı olur zaman. Olur mu böyle bir şey ya? Kanımızı verdik. Benim ecdadım Çanakkale'de yatıyor. Bunlar gelmiş. Hazıra oturmuşlar. Yani kanıma dokunuyor. Şehit kanlarıyla alınmış toprak parayla satılamaz mı abi? Ya sen deli misin? Satılır mı? Ya kendimi öldürürüm, valla satmam. Ya sen ne diyorsun ya? Senden razı olsun. Olur mu böyle bir şey ya? Amerika'dan daire alıyor. Bizimkiler Amerika'dan gidip mesela... Abi şimdi bak. Milyon dolarlar abi Amerika. Ama milyon dolarlar vermiyor abi. Abi Almanya'yı bir araştır. Vatandaşlık vermiyor abi. Nasıl daire veriyorlar ki alsınlar diye. Sen bak abi. Algı operasyonu yapıyorsunuz. Algı. Ben Mardinliyim. Fazla Türkçeyi çeviremiyorum. Ben Türk'üm, gurur diyorum. Bu bir yere bırakalım. Bunun gibi alakalar oldukça bizim daha annemiz daha sıkılacak. Ben bunu diyorum. Yalaka çok yani haddinden fazla yalaka var. Vallahi babama bile yavrarmam. Ben doğal hakkımı kullanıyorum. Peki çoluk çocuğun ne olacak abi bu şartlar altında? Ona bir gelecek bırakamayacak mısın? Ya ben geberdikten sonra cihan harap olsun, olur mu böyle bir şey? Yeminler olsun sana, 5 tane çocuğum var. Yani şükürler olsun. Ne diyeyim abi? Kurban olayım. Yani zor geçiniyoruz. Zor geçiniyoruz. Eskiden benim babam hamaldıyım. On nüfusa bakıyordu. Benim komşumun 40 kilo cesine gidiyoruz. Oğlu evlenecek. Benim annem ona bir altın takıyordu. Sen ne diyorsun ya? Şimdi sen kardeşine takamazsın bunu ya. Gerçekler budur baba. Ya gerçekleri konuşalım. Şimdi senin kardeşine evlenecek 100 milyon takamazsın. Sen daha yok ki takacaksın. Ya bu gerçekler bu. Ya biraz konuşalım ya. Ne valla benim babam hamaldı, 10 kişi, 10 nüfusa bakıyordu. Yeminler olsun. Gül gibi geçelim gidiyoruz. Şimdi 10 kişi çalışıyor. Vallahi billahi. Yani ben de doğal hakkımdır, bir lokantada oturacağım. Bir kebap yiyeceğim, benim hakkımdır. Gemiye bineceğim, benim hakkımdır. Uçağa bineceğim, benim hakkımdır. Gerçekleri konuşuyorum ben. Nasıl düzeliriz abi? Abi, şimdi benim bir tane kundaram var. Bıktım, bir yıldır giyiyorum. Ne yaptım onu? Attım çöpe, başkasını aldım. Av borç aldım. Yani o kundaradan kurtuldum. Yani değişim şart. Başka çaresi yok. Biri diyor böyle, biri diyor böyle. Onlar hepsi yalaka. Ben parti tutmuyorum. Hiç umurumda bile partiler. Ama değişim şart. Ya bir pantolon giyiyorsun, bir yıl atıyorsun, başka çaresi yok. Değişim şart abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Sıkıntı var mı? Sıkıntı olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu? Türkiye'de şu anda var ya, millet ne halde biliyor musun? Perişan halde ya. Neden bu hallerde peki ya bu cennet vatan? Nasıl cennet vatanı bu hallerde abi? Görüyorsun ne hallere geldik biz ya. Ben ülkemde var ya, ülkemde tramvaylara biliyorum, yemin ediyorum. Tramvaya ben kendim şeyim, buranın sahibiyim. Yabancıdan çok, Türk'ten çok yabancılar var kardeşim. Ben anlamadım ki. Türk vatandaşı ikinci plana mı atıldı abi peki? Aynen öyle kardeşim. Ben yemin ederim nereye gidersen git kardeşim. Her yer dolmuş abi. Bir Suriyeli değil abi. Bir sürü her milletten var maşallah. Geçsinler tramvayı bir gezin ya.
Yemin ediyorum toplu araçları bir geçsinler ya o türüme. Bu vatandaşlık verilen sığınmacılar var abi. Bunlar oy kullanmalı mı sence? Vallahi kardeşim burada var ya. Burada tek oy kullanacak insanlar var. Türkler de başka yoktur. Sen dışarıdan gelip adama oturma. Bu sen edeceksin. Sen oy kullanmacı hakkın. Bu yanlış bir şeydir. Kesinlikle yanlış. Böyle bir şey olmaz. Ben burada 60 yaşındayım. 60 senedir. Ben son 3 senedir, 2 senedir, 3 senedir çektiğimi ben bilirim kardeşim. Başka kimse yok bilmez. Herkesin durumu iyi. Ne iyi durumu iyi ya? Millet hiç durumu umurumu iyi değil kardeşim. Ne konuşuyorsun? Bir tuvalete giriyorsun şurada 5 lira 10 lira tuvalet olmuş ya. Eskiden böyle miydi? Bir ekmek alamıyorsun gayrı. O duruma geldi millet. Ama bu böyle hayatta olmaz. Neden kesin. Bu durumlarız abi? Kim getirdi bizi bu durumlara? Vallahi kim getirir şimdi desem ki şu getirdi falan demiyor yoktu. Belli işti. Başımızda bir sürü insanlar bu var. Verdi mi bu getirenlere peki? Vermez miyim kardeşim? Oy da kullandım. Yemin herkese verdim. Oy da verdim. Vermedim değil. Bu hükümete verdin mi abi daha önce? Verdim. Bu hükümete kaç kere oy verdim ya? Her seçimde oy verdim. Pişman oldum abi vereceğim mi peki? Ben sana şunu söyleyeyim. Ben pişman mıyım? Şu anki durumda pişmanım. Ama da ileride yaptıkları bak. Şimdi bir de şu var. Yaptıklarını da inkar etmemek lazım. Yapılan çok şey var ama yapılan şeylerden daha çok şey var. Zararları da çok oldu. Şu anda bu ülke bu hale gelmeyecekti. Güzel kardeşim benim. İlk 10 sene iyiydi diyorsun. İlk 10 sene 15 sene çok güzel götürdü. Ondan sonra benim kardeşim herkes ne varsa cebine götürüyor. Ne varsa cebine götürdüler. O oradan götürmüş, o oradan. Sen ne götürsen götür. Sen halkı düşünen olmadılar. Hiçbir zaman olmadı ya. Ya kardeşim ben sana şunu söyleyeyim bak. Yemin ediyorum adam kirasını veremeyen bir sürü insanımız var. Ekmeği bulamayan bir sürü insanımız var. Sana söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bak. Nasıl düzelir abi? Kim oy vereceğiz? Kimin gelmesi lazım? Vallahi sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Bu ülkeye şu anda kim gelirse gelsin zor. Düzeltmek çok zor. Ama bu değişim şart mı abi şu anda? Değişim kesinlikle şart. Değişim kesinlikle şart. Bu gidişat iyi değil. Peki vatandaş abi ilk önce hangi politikaların düzelmesi istiyor? Mülteci mi, ekonomi mi, adalet mi? Şimdi sana şunu söyleyeyim. İlke bir kere adaleti sağlarsak ilke adalet lazım. Adalet olmayan bir ülkeden ne güven olmaz ne hiçbir şey olmaz kardeşim. İlke sen adaletini sağla ondan sonra ekonomi de düzelir, her şey düzelir. Yok abi adalet yok ya. Öğüne gelen götürüyor, öğüne götürüyor. Bir kişi demiyor ki kardeşim sen şunu al diyen kimse yok. Kimse öğüne sen ne yapıyorsun diyen yok abi. Herkes güzel kafasına göre gidiyor. Ya daha konuşsak neler var da işte konuşmak bile ne desek boş. Yok mu abi oy verebileceğim bir isim var? Benim oy verebileceğim şu anda hiçbir isim yok. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Mesela muhalefet kimi çıkarırsa oy verirsin? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Ya şimdi sana söyleyeyim bak ben sana söyleyeyim. Kim olursa olsun bak bir değişimlik şart. Kesinlikle şart. Ama şu anki benim gördüğüm kadarıyla CHP'de zaten söz, CHP'den kime vereceksin kardeşim? Allah'ın sözü. O diyor çıkıyor böyle. Eğer gelsin de bak ben de bir farklı görüşüm ama kesinlikle abi. Kesinlikle bak. Meral Akşener eğer destekleyeceği bir şey olsa onu desteklerim. Tek destekleyeceğim. Şu anki destekleyeceğim Meral Akşener. Türkiye'de yarın öbür gün bugün Cumhurbaşkanı adayıyım diyemeyen bir insan kalkıp bana beni adayı nasıl var, yönetebilir? Adayı var şu an cezaevinde ama. Meral Akşener. Adayı var. Hayır, en kral adayı var Türkiye'de. Şu an dünya lideri var. Şu an cezaevinde boş boşuna yatıyor. Neden yatıyor? Cezaevinde boş neden yatıyor? Evet. 6-7 mi Ekim olayları kimin yüzünden oldu? Ona bakarsan çıkıp Selahattin bakın, Demirtaş dediğimiz Selahattin arkadaş. Selahattin Demirtaş dünya lideridir. Bunu unutmayın. Tamam mı? Şu anda adam boşu boşuna içeride yatıyor. Boşu boşuna yatıyor. Var mı kardeşim genelge? Yok. Evrak var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Boşu boş. Nasıl? Hüküm yemedi mi bu adam? Hüküm yemedi şu an hiçbir şey. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile şu anda adamın susuz olduğunu biliyor. Biliyor. Geçen hafta yaşanan Mersin'de yaşanan olay tamam, neydi? Kınıyoruz. Kim yaptı? Kınıyoruz. Kim yaptı abi? Tamam. PKK çıktı kendisi tamam, kınıyor. Bakın. Peki, pardon Elmayla. Kardeşim. Elmayla Armut'u karıştırıyoruz burada. PKK'lılar dışarı kim saldı? Yok. Ben Rizeliyim ha bak Rize'den vatandaşın çıkmaz. Açılım sürecinde PKK'lılar dışarı kim saldı? Ben bir dakika. Dağdaki PKK'nın ayağına hakim gitti. O zalın karısını mahkemeye çağırdılar kanun olduğu halde. Gitmez hakim ayağına gider. Ben bir şey açılım süreciyle ilgili kesinlikle hükümete hak verdim. Kesinlikle. Kınıyor musun abi? Hayır asla. Kınıyor musun? Çözüm süreciyle ilgili asla kınamıyorum. Niye biliyor musun? Netice itibariyle Kürt halkının bir hakkı vardı. Hükümet ne dedi biliyor zaten musun? Zaten Kürt ben hakkını bir dakika. AKP savunursa şöyle, Kürt halkının hakkını savunuyor. CHP'ye şey alakasın ama. Hayır ben söyleyeyim sana bir dakika. Açılımla ilgili hükümet ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki kardeşim açılım istiyorsanız bu dağdaki adamları indirelim. Gelsinler silahlarını teslim etsinler. Biz de hakkı neyse verelim. Bununla ilgili bütün her hakkı sundular mı?
sundular. Ha baktı olmuyor. O zaman devlet dedi ki bir dakika hemşerim. Sen eğer yola gelmiyorsan ben seni yoluna getirmesini biliyorum. Dedi ve gereğini yaptı. Anlatabiliyor muyum? Devlet her zaman güçlüdür. Hükümetler gelir geçer, Tayyip Erdoğan gelir geçer kardeşim. Asıl olan devlettir devlet. Devlet her zaman kardeşim, gereğini yapar. Bir şey de ben söyleyebilir miyim? Bu PKK'yı savunan HDP'nin liderlerini içeri atılınca bütün televizyonlar A Haber çok kötü bir şey yapılmış, nasıl içeri atılır gibi gösterdiler böyle zomlayarak. Sonra tuttular, onlara af çıkardılar ve onlar hiçbir zaman PKK'yı eleştirmemişti. İlk defa Selahattin Demirtaş 5-6-7 yıl önce öldürülen askerlere başsağlığı diledi. Öldürenlere de terörist dedi. Bunu diyen adamı içeri attılar. O 5-6 senedir. Bak bir dakika abicim. Ben Rizeliyim ha. Bak diyorum ki öldürülen askerlere başsağlığı dilemeyenler içeri atıldı diye AKP kınadı bunu. Nasıl bunlara yanlış atıldı dedi. Hatta parti kapatmayı zorlaştıracağım dedi. İlk defa HDP'nin bir lideri ölen askerlere başsağlığı diledi. Öldürenleri terörist dedi. Sonra bir 6 ay sonra içeri atıldı. Şimdi ben de burada empati yapıyorum. Hep derler ya PKK'yı devlet kurmuş falan. Ulan o zaman oraya mı geliyor iş? Bu kadar diyorum. Daha gerisini demiyorum. Demin buğday hakkında da bir şey konuştu ya. Ben Konya'dan birinci sınıf buğdayımızı 1 liradan yurt dışına sattılar. Güvercinlerin yemediği buğdayı 1 liradan ithal ettiler. O zaman ben bunu şöyle algılarım. Türkiye Avrupa ülkelerine haraç veriyor. Öyle ya Mercedes'i verip 10 liraya alıp 10 liraya Şahin alırsan sen o adama haraç veriyorsun demektir. Orada durabilmek için. Başka da bir şey demiyorum. Bak ben Rizeliyim bu arkadaşı bilmiyorum. Eyvallah, ben ortadan eyvallah konuştum. Abi sen de ekonomi nasıl birazdan ya abi? Ekonomi berbat. Hangi ekonomi nasıl diyorsunuz ya? Ülke bitmiş, ülke yok olmuş. Daha bu AKP hükmedin bir anca defol gitmesi lazım. Artık insanlar burasında. Ya 8 ay yani bu pazarın çok erken bir seçim olması lazım. Artık 8 ay insanlar bekleme lüksü yok. İnsanlar faturasını, kirasını ödemiyorlar. Ülke bitmiş. Ülke mülteci kampına dönmüş. Bu ne rezalet ya? Ben akşam... Buna gülerim amca. Amca gülerim buna, kusura bakma. Hangi konuda gülüyorsunuz? Şu söylediklerine. Gel, gel. Gel buraya, gel, gel. Gel, kaçma. Randevu mu var? Randevum var tabii. Gelip dolarlar, euroyu buraya bozuyorsunuz, randevum var diyorsunuz. Defolun gidin ya. Ya defolun, gidin, gidin. Marketlere git bak, git. Sen git, AKP oy vermeye devam et. AKP versen oy. Aha, görürsünüz. Ya ne diyeyim? Yani nereden başlasak, nereden bitirsek bilmiyorum ki. Abi hükümetle memleketi ayıramıyor abi daha. Ne olacak? Tuzu kuru. Tuzu kuru ne bekliyorsun? Bir insan 24 saat A Haber seyrederse, sabah gazete okursa beyin error verir mi? Vermez. Bunların beyni de o şekil. Anlatabiliyor muyum? Makarna yiyorlar. Ya Tarım Bakanı söylüyorum bana makarnayı kaldırsınlar bu ülkeden ya. Artık gerçekten insanlar artık birbirini yiyecekler ya. İnsanlar çöpten ekmek topluyor ya. Gidin şuraya. İnsanlar çöpten ekmek topluyor. Simit olmuş 5 lira, ekmek 5 lira ya. Ülke bitmiş. Halen AKP Genel Başkanı diyor ki ekonomi süper. 2023'te uçacağız. Yok araba çıkarıyoruz. Ya kimi kandırıyorsunuz ya? Karşısında çocuk mu varsın ya? 20 yıldır ülkenin anasını alattınız ya. Neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim? Bunlar hangi maddeyi kullanıyor? Bana söylüyorsan ben de o maddeyi kullanacağım ya. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar gerçekten ya? Ya yeter. Gerçekten yeter. 24 saat Kürtlere hakaret, Alevi'ye hakaret. Yani tam bir rezalet. Tam bir rezalet içindeyiz ülke. Şu anda rezalet içinde gerçekten. İnsanlar aç, sefalet içinde ya. Nasıl düzelir abi? Çare nedir? Ya çare ne olacak? Çare de kalmadı. Şu anda Türkiye'de büyük bir enkaz var. Bu enkaz hükümet 8 ay sonra değişse bile bu enkaz en az 20 sene, 30 sene daha sürecek. Çok büyük bir enkaz var. Ülke görüyorsun mülteci kampına dönmüş. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Esenyurt'ta Türk bulamazsınız ya. Rezalet içinde. Hangi ülkeden, hangi ırktan insan görüyorsanız o ırktan var ya. Nijerya, Burkina Faso, Ghana hangi ülkeden sayıyorsan say. Bu nedir kardeşim? Bu ülke başıboş mu ya? Ben de askerlik yaptım 18 ay. Sınırlar bu kadar başıboş mu ya? Sınır namustur ya. Ama ipini koparan giriyor, ipini koparan giriyor. Niye? AKP'nin işine geliyor bu. Ama AKP halen çıkıyor, uçacağız, uçacağız. Ya nereye uçuyorsunuz ya kardeşim? Emekli aç, işçi aç, iş. Şu anda üniversite öğrencileri boş boşuna okuyor. İş bulamıyor, atanamıyor, ne yapıyor? İntihar ediyor bu sefer. Şu anda kredi kartları almış başında gidiyor. İnsanlar ödeyemiyorlar. 5500 lira adam ne yapacak ya? 5500 lira maaş alıyorsun, 7000 lira, 6000 lira kira ödüyorsun. Bu neyin kafası ya? Memati çıkıyor, gözlerime bakın diyor. Ya insanlar gözleri kör oldu artık sabaka baka ya.
Ya yeter artık, gerçekten yeter ya. Defolun gidin. 20 yıldır büyük bir zulüm var bu ülkede ya. Ya bugün Mustafa Kemal Atatürk kalksa gelse var ya, kahrından ölecek ya bunlar gördüğü zaman. Anlatabiliyor muyum? Ya bitmiş, ülke bitmiş. Ekonomi zaten yok, bitmiş. Ama başımızda kar çıkıyor. Uçacağız. Nereye uçuyorsunuz kardeşim? Ülke bitmiş. Ekonomi bitmiş. Gerçekten bitmiş ya. 24 saat havuz metası çıkıyor. HDP'yi kapatın, HDP'yi kapatın. Ya kardeşim, sabah diyorlar HDP'yi kapatın. Öğleyin kapatın. Akşam kapatın. Yatsı kapatın. Sahurda kapatın. Kapatıyoruz, kapatabilirsiniz. Tabelayı sadece indirebilirsiniz. Ama buradaki tabelayı indiremezsiniz siz. İnsanlara gönderip tabela varsa onu indiremezsiniz. Burada kapatacak tek bir parti var, iki parti var. Birisi de AKP'dir, ikisi de onun yedek lastiğidir. Başka partiler kapanamaz. Hiç anlatmasınlar millete. Artık yeter ya. Bu nedir kardeşim ya? Ülke bitmiş, işsizlik tavan yapmış, emekli 3500 lira maaş alıyor, ay sonunu göremiyor, önünü göremiyor ya. Gerçekten yeter artık ya. Yani bu halk artık 8 ay daha bekleyemez. Öyle lüksü yok. İnsanlar çarşı pazara inemiyor ya. Bir domatesin kilo olmuş 15 bin lira. 15 lira olmuş, saat olmuş 15 lira. Ya soğan ya. 10 lira soğan olur mu? 15 lira patates olur mu kardeşim ya? İnsanlar artık çocuğuna yumurta alamıyor. Yumurtanın kolisi olmuş 90 lira. Ama halen AKP için diyor ekonomi süper. Ya kardeşim ne kullanıyorsunuz ya? Neresi ekonomi süper? Bak Amerika bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor, Fransa bizi kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor bizim ya? Biz daha önümüzü göremiyoruz ya. Ya gerçekten yeter. Akşam haberleri izlemek daha istemiyorum. Gerçekten o kadar bunalmış insanlar. Ya düşün ya, şurada şey var, logo, simitçinin bile simitlerini çalmışlar. Bu ülkede siz ne bekliyorsunuz ya? Maket simitler çalınır mı ya? Hangi ülkede görülmüş bu? Hangi rezalet, nasıl bir rezalettir bu ya? Gerçekten yeter. Artık insanların burasına gelmiş bu. Yani AKP'nin bir an önce defolup gitmesi lazım gerçekten. Gerçekten yeter. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. AKP'ye oy veren de söylüyor bunu. Sadece ben MHP'ye oy veren de söylüyor bunu. İYİ Parti'ye oy veren de söylüyor. Ama gerçekten yeter. Teşekkürler, kolay gelsin.